Zaten gündüz görüşemiyoruz, akşam takılalım diyor yengen. Haklı olarak, doğru. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum falan. Öyle olunca yani benim böyle çok böyle kilit oyun şey yapmam lazım yani. O yüzden de StarCraft Ladder atıyorum yani. Yaz geldi, bahçeye çit döşe. O neymiş ya? Ama var öyle işler, evet yani, doğru. Doğru. Garajı düzenleme muhabbeti var. Efendime söyleyeyim. Çim biçmesi var. Aa, 4'ü şuradan almayı seviyorum ben. 5'i böyle yapıyorum. Anladın mı? Hani... Normal 30'u şöyle bir 32-33'te falan artık böyle işler biraz ciddiye binmeye başlıyor. Ciddiye binmeye derken yani böyle adulting başlıyor yani. Yoksa yani bana, ben şu anda bana yani oyun önerisi yap. Benim işte 18 yaşındaki halime. Oho, gel gör bakayım yani. Gel bir öttürelim yani, anladın mı? Çok ya ha, LAN partiler falan. Oo, biz yani Baldur's Gate 2 oynardık mesela. Bir otururduk abi. Bildiğim 5 gün, 6 gün. Yani oyunu oynuyorsun, multiplayer, aynı evdeyiz, yan yana bilgisayarlar falan filan, çürüyoruz. Oyunu oynuyoruz. Not enough minerals. Oyunu oynarken yemek araları vesaire yok yani, anladın mı? Normal oynarken yemek yiyorsun. Pizza söyleniyor falan filan derken. Ondan sonra uyumaya ara veriyorsun yani. Uyuyorsun, ondan sonra kalkıyorsun. Kahveymiş, atıştırmamış falan filan. Ondan sonra tekrar oyuna yaldır böyle. Çok güzel, aşırı. Benim yani çocukluğum ve şeyim çok zevkli geçti yani. 20'li yaşlarım falan bayağı aşırı zevkliydi yani. Türkiye'de öyle bir dert yok. Çim biçmek, garaj falan. Türkiye'de başka dertlerim var. Türkiye'de daha farklı dertler. Her yerin kendine göre derdi şeyi başka. Ben de çim biçmeyi severim. Müstakil ev falan mis. Abi seversin de yani. Bir yerden sonra şey oluyor. Bir de yani hani ayıptır söylemesi az değil yani. Etrafı çeviriyor falan. Öf diyorsun baya. Hapse girmemeye çalışıyorsun süre. Yani her yerin farklı dertleri, sıkıntıları oluyor. Farklı zamanlarda da yani. Ben çocukken 90'larda da başka sıkıntılar vardı yani hani. Siz bir gidin bakayım, ne yapayım şunu. Ya sen şöyle gel. Ne yaptı? Our army be scrapped. They're attacking our base. Ya dün niye 44 olmadı o? Ay yanlış. Şurada şöyle gelecek. Şöyle bir tane zergling şey. Ay ölecek. Ölecek o. Bir tane daha overlord yap. Spawn more overlords. We need more. Andrew Queen has a mix. I mean overlords. Spawn more overlords. Evolution complete. We need more spawns. I mean overlords. You made another queen. Nice. Not enough minerals. A new queen has emerged. You're gonna need a tad bit more energy. Ah, var orada.
Tamam o zaman böyle gel. Spawn more overlords. Not enough energy. You're gonna need a tad bit more energy. Not enough energy. You made another queen. Not enough minerals. Training speed başladı. Gazlarımı alıyorum. Net gidecek galiba. Okay, to. You're gonna need a tad bit more energy. Not enough energy. Unacceptable command. Minerals now. Get them. Ayo, engineering bay var. Planetary fortress yapmak istiyor büyük ihtimal. Burada starportları mı var nedir? Our army be scrapping. We need more sky. I mean overlord. Your forces are under attack. Proxy starport bu. Proxy starport mı yapıyorsun? Nerede senin üretim binaları? What? Yemin ederim hiçbir şey anlamadım şu anda olan olaydan. What? You're gonna need a tad bit more energy. It can't do that. We must place that on Crete. Our army be scrapped. Ya da başka bir yerde bir base'i var benim bilmediğim. Hayır hayır siz kalın. Your forces are ah there we go. Yeah this is it. Yes. Aynen öyle. You made another queen. Nice. Made new queen. Our drones are under attack. Our army be scrapping. You made another queen. Nice. Your forces are under attack. Our army be scrapping. Our drones are in need of a hero. Not enough minerals. Bases on minerals attack. Now. Your forces are under attack. Not enough minerals. Spawn pool yaptım galiba, değil mi? Yes. Minerals now. Get them. Our army be scrapping. Hey, they're attacking our base. Insufficient Vespine gas. Mutation complete. Kal abi. Kal. Sıkıntı değil. Gas, buddy. Come on. You need gas. Minerals now. Şimdi sorum şu. Bak Kiko'ya. Your forces are under attack. Insufficient Vespine gas. Our army be scrapping. It can't do that.
Gas, buddy. Come on. We need gas. Spawn more overlords. Are under attack. Our drones are under attack. Army to scrap it. Mineral field depleted. Your forces are under attack. Our army to need scrap. More bases under attack. We hook this out! Spawn more overlords. Mm-hmm. Your forces are under attack. Insufficient. We need more sky elephants. I mean overlords. Gas, buddy. Come on, you need Oğlum, gas. Oğlum biri ben buraya atamadım ya. The minerals have up and gone. Go. Unacceptable command. Koygunlar da gelsin. Insufficient Vespeen gas. Let's go. You made another queen. Nice. You're max, buddy. No more stuff. Our army be scrapping. Mutation complete. And they're out of here. Mineral field depleted. Evet. Bize böyle acayip işler yapacak da, şey yapacak da. Baktım burada hiç üretim binası yok. Ne oluyor oğlum dedim. Bir tane Barracks'la yani şey yapacak hali yok. Dedim Proxy Starport bu. GG! İyi de bulduk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi bu base kurtardı ha. Bu base'i yapmamış olsaydık patlardık. Bir de buradan da çekiyoruz. O da çok iyi geldi. Bak şu anda yardırıyoruz yani ekonomi olarak. 83 tane drone'um varmış ya. Yani. Farkında bile değilim benim kaç tane drone'um olduğunu. Hay Allah'ım ya. Güzeldi. Evet sevgili dostlar. Böyle tipler GG demeden de çıkıyor. E tabi. Planı çalışmadı ya. Çünkü çok alışmış yani şeye. Böyle bir plan yapıyor. Bir mineral field depleted. O plan tutmayınca sinir oluyor yani. O niye tutmadı benim planım diye. Oğlum yani karşındakini işte mevzu birazcık da bu yani. The minerals have up and gone. Şey farkı bu. Yani tamamen bak bakış açısı farkı. Mineral field tamam mı? Depleted. Bu oyunu gerçekten biraz ondan dolayı kazandım. İşte benim kazanmak için oynama değişimin bir nedeni de bu yani. Daha yani daha derin bir laf o kazanmak için oynama lafı yani. O bir yana şu. Kazanmak için oynadığın zaman hırs yapıyorsun. Hırs yaptığın zaman karşındaki senden daha düşükmüş gibi düşünüyorsun. Tamam mı ya? Karşındaki senden daha akılsız gibi yani. Anladın mı? Yani senin düşünme kapasiten ondan daha yüksekmiş gibi düşünüyorsun. Tamam mı? Böyle düşündüğün zaman buraya gelip ben o düşünceyle buraya gelip scout etseydim
Tamam mı? Bak bu şunu yaptı. Dedim ki bu Zerg'in de bunu görüyoruz. Bak iyi ki hold position yapmışız bu arada bunu. Eğer hold position yapmamış olsaydık bu Zerg'in buna saldırırdı. Onlar da beni orada olduğunu bilirdi. Bu Zerg'in şu anda burada takılıyor yani. Kimse ona dokunmuyor. O kimseye dokunmuyor falan. Bu bana şeyi söylüyor. Üçüncü base'in saçura edecek mi? Bir söylüyor ama gazların aldığına göre zaten Mac gidecek falan diyordum yani. Şimdi ben burayı saçura şey yaptım ya. Scout ettim ya. Eğer ki hırslı bir mentaliteyle oynuyor olsaydım. Yaptığımdan biliyorum. Kendimden biliyorum yani. O gün öyle hırslı günlerimden biliyorum. Dedim ki derdim ki yani. Alan iki tane bina yapmış. Greedy takılıyor. Üçüncü base'ini erken aldı. Dördüncü base'ini de büyük ihtimal başka yerde yapıyor. Production binası yok derdim. Anladın mı? Böyle okurdum. Mal gibi, öküz gibi de parası vardır. Parasını harcamıyordur. Hani karşımdakinin kötü makro yaptığını varsayardım. O mentaliteyle oynasaydım. Halbuki ben dedim ki karşımdaki mantıklı birisi, akıllı bir insan. Anladın mı? Karşımdaki mal değil. Dolayısıyla bu para burada üretime gitmiyorsa nereye gidiyor bu para? Burada Starport yok. Öyle olunca dedim ki birleştir ikisini. Dedim Proxy Starport bu. Battle Cruiser Operational. Ya da Banshee falan filan neyse. Tech Lab'li Starport yani. Kimse Proxy Starport yapıp da kalkıp şey yapmaz. Liberator. O oyunun en başında harası için belki bir tane yapar da. 128 milyar dolar mineral nerede? İşte yani anladın mı? Hani rakip kötü makro yapıyor değil. Rakip iyi makro yapıyor. Normal üretimini yapıyor. Cayır cayır yani. Teknoloji almış. Teknoloji rush yapmış. Ve üretim yapıyor cayır cayır. Triple Starport. Şey ki yani bu gider. Bu üretilir. Yani 3 base bunu kaldırır yani 3 base'deki gazlar. Zaten belli. Çalışmış bu build'a. Gazların yetmeyeceğini bildiği için erken gazlarını almış. O yüzden bu üretimi sustain eder. Sürekli üçer üçer Battlecruiser üretiyor. Sıkıntı şurada. Ben normal şartlarda Corruptor yapıyorsam Battlecruiser'a karşı işte çarpı 3 çarpı 4 gibi düşün yani. Her bir Battlecruiser için 4 tane Corruptor'ın falan olursa güvendesin yani. Hani 3 Battlecruiser'a 12 Corruptor alır. Corruptor alır yani. Ne diyecektim? Ben 4'ten çok daha fazla Corruptor üretiyorum her cycle'da. Anladın mı? Öyle bir sıkıntı var yani. Sen kalkıp yani 3 base Terran, 3 Battlecruiser, 3 base Zerg, kaçar şey yani hani Corruptor. Bak yani ben bunu şimdi anladık ettik vesaire falan. Corruptor'a bak. İlk bak Spire geliyor şu anda. Battlecruiser'lar jump etti çünkü surprise faktörü gitti yani. Burada ben anladı benim şey yaptığımı dedi. Rah diye gidip vurdu hemen böyle. Hani artık bir sürpriz değil yani şeyi. Ama şuna dikkatini çekmek istiyorum şimdi. Spire bitti. 8 tane Corruptor aynı anda yaptım yani. Anladın mı hani? Ben yani çok daha hızlı bir şekilde Corruptor yapacağım yani. Hani. Senin Battlecruiser yaptığından. Ki Battlecruiser'ın yapım sayesi 64 saniye. Corruptor'ın 24-29 saniye. Neredeyse yarı yarıya yani. Onunla birlikte de inanılmaz uçuyor yani. Dolayısıyla Terran'sanız siz olun. Battlecruiser yapmakta sıkıntı yok. Battlecruiser yapabilirsin. Ama Battlecruiser'da diretmeyin Corruptor yapan bir Zerg'e karşı. Anladın mı? Hani Battlecruiser'da diretme hocam yani. Bu arkadaş bu mevzu bitti. Şu Corruptor'ları gördü. Bak şimdi. Bak şimdi. Bu Corruptor'ları gördü. Ben Corruptor yapabiliyorum demek bu. Spire'ım var. Corruptor'lar geliyor. Artık Battlecruiser yapmamalı bu arkadaş. Anladın mı? Bu arkadaş artık Battlecruiser yapmaya devam ederse hata var. Bak. Q'ladı bir de 3 tane ya. Yaldır. Bu hata. Corruptor'ı olan bir şeye... Viking falan yapıyor alakasız. Corruptor göklerin şahı ya. Şahı. Ona Corruptor'ları Vikinglerle alman için biraz... Yani Viking de şahıdır. Viking efsanedir. Ama bak birazcık var rakipte o mantık. Anladın mı? Birazcık var şey mantığı yani. Ground gitmemiz lazım biraz falan. Bu Corruptor'a vermiş bütün parasını kıvamında. Halbuki benim
normal ground ordum da var yani. O yüzden öldü zaten. O rakibim benim yapmadığım şeyi rakibim yaptı. Rakibim benim afallayacağımı varsaydı Battlecruiser'a ve benim daha kötü oynayacağımı düşündü. Ondan dolayı şey yaptı. Ondan dolayı kaybetti. Bense öyle bir şey yapmadım. Dedim ki rakibim mantıklı bir insan. Mantıklı bir şey yapıyor olmalı dedim ve bu bize oyunu kazandırdı. O yüzden siz olun. O hırs mentalitesine girmeyin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ne kadar tavsiye alırsın almazsın sana kalmış. Çok da fifi. Ya bak, hop pardon.